Ne bilem ne bilem ne uzarsın boyuna kurban Sevgili Turgay, annelere kavuşmanın mutluluğuyla bir türkü tutturmuş. Ancak bu kez Şebin Karahisarlı hanımlarla buluşmamızın sebebi oldukça farklı. Çünkü odak noktamızda yemekler değil, sofraların baş tacı ekmek var. Hem de oldukça farklı bir ekmek. Ah ben ölürsem ne bilem ne bilem kimler girer koluna dağlar taşlar uçan da kuşlar kanarlar dağlar taşlar uçan da kuşlar kanarlar. Ne güzel türkü değil mi buranın? Evet, çok güzel. Kavaklar var, kuşlar var, dağlar taşlar var. Ama sen dağlara taşlara yetecek kadar burada bana fırın kurusu yaptırıyorsun. Evet. Şu Şebin Karahisar'a geldiğimden beri bana fırın kurusu yaptırıyorsun. Yapman lazım ama ben bir Karahisar'ı doyurmam lazım. Bir Karahisar'a evet. Sen mi bakıyorsun? Evet. Efendim meşhur, çok meşhur. 6 ay ömrü olan, bayatlamayan süper ekmek. Evet. Fırın kurusu yapacağız. Evet. Şebin Karahisar'da tarihten bugüne kadar yapılan yüzyıllardır bir ekmek çeşidi. Lezzetli mi? Lezzetli. Evet. 6 ay bayatlamıyor bu ekmek. Herkese duyurulur. Evet. Şimdi bunlar hazır mı? Bu kadar yeter mi? Yeter bu kadar evet. Fırını çabuk. Şebin Karahisar 15 bine lazım. Yakın. Yeter, yeter. Yeter. Bunları artık atalım fırına. Şimdi bundan... Bakalım. Evet. Nasıl oluyor pişirmesi? Pişirmemiz lazım. Nasıl kurutuyorsunuz bu ekmeği? Çok merak ediyorum yani. Evet, orada pişirelim. Fırının içini süpürüyor. Ben yapayım sana. Al, ne yapayım? Hadi. Şu ateşler... O közleri bu tarafa gel süpürüyor. Hacem, bunun içine böyle köz serpiştirmiş Şener abi. Şimdi bunları böyle diyor, süpüreceğim böyle bu tarafa. Evet, evet. Tam bu köşeye, tam bu köşeye gelecek. Tam buraya kadar tam gelecek. Tam bu köşeye gelecek. Neden? Boşaltıyoruz artık. Boşaltmamız yeteri lazım. Kadar her yeri ısındı. Fırın kurusu pişecek artık. Ben acıdım, ben temizliyim. Ben yapmadım, evet. Ben niye yapamıyorum bunu ya? Ayşe Hanım hemen Turgay'ın imdadına yetişiyor ve fırın birkaç dakika içinde temizleniyor. Bizim burada evlenemeyen oğlanlara bu pardüşen atladılar. Onu da bilin. Erkeklere, yani evet. Sizler gibi evlenmediyseniz bu pardüşen atlan sizi evlenirsiniz. Geçti o iş, geçti. Geçti mi? O zaman yandın. Ne oluyor şimdi bunun üzerinden atlayınca? Evlilik çağına gelmiş mi oluyor? Ya da vallahi kısmetin yani, açılıyor. Kısmetin açılıyor. Kısmetin açılıyor demek ama. Evet, kısmetin açılıyor. Hiç zeminde bir şey kalmayacakmış herhalde. Abi. Yok, tertemiz olacak. İsmail sen seviyor musun ya bu ekmeği? Seviyorum. Neyle yiyorsun ekmeği? Önce ekmeği tut pekmezine çalacaksın. Götürüp sonra çökeleye dokandıracaksın. Atacaksın ağzına. Peki yoğurt? Akşam yatarken yoğurda biraz bu fırın kurudan koy ya çok rahat uyuyorsun. Ayşe abla tertemiz oldu. Cincit gibi yaptım fırını için. Şimdi hamurlarımızı atabilir miyiz? Atalım. Hadi kesin atalım artık. Bakalım. Hadi. Mayalanmış ekmekler üçer üçer fırına gönderilmeye başlandı. Anneanne aynısının yufkasını yapar. Yufkayı bu şekilde kuruturlar sacın üzerinde. Böyle vakti geldiğinde de üzerine böyle su serperler. O yaptıkları büyük büyük yufkaların üzerinde. O yufkalar da böyle bütün mevsim boyunca, kış boyunca zincirlere böyle asılı tablar üzerinde kurumaya devam ederler. İhtiyacınız mı oldu? Peynir mi saracaksın? Çökelek mi saracaksın? Alıyorsun bir tane. Koyuyorsun böyle tabaka gibi üzerine böyle bir su serpiştirdi rahmetli böyle eliyle. Onu bize sarardı. Evet. Bu da galiba o mantık. Sonradan suyla birlikte herhalde yine yumuşak haline dönebiliyor. Evet. İşte çıktı iki tanesi. Bu altları bile yanmaya başlamış. Allah! Bu kadar olunca dinlenmeye alıyoruz. Evet. Evet ekmeklerimiz pişti artık hepsi. Yavaş yavaş. Soğumak üzere. Ayşe ablam oraya kaldırıyor. Ardından bir daha göndereceğiz az sonra. Olacak çifte kavrulmuş lokum. Ayşe Hanım ekmekleri çıkarırken sevgili Turgay fırın küreğini kullanma şansını bir de bu aşamada deniyor.
salır. Evet. Bu böyle de yenir. Yenir. Değil mi? Yenir pişti bu. Tabii. Tabii yenir. Ama böyle çok dayanmaz diyorsun. Tabii. Hemen küflenir. Çok fazla... 3 günde küflenir. Hemen böyle 3-4 dakikada böyle pişiyor mu? Pişiyor. Şimdi ne yapacağız Ayşe abla? Şimdi bu fırın soğuyunca bu ekmekleri bu fırına dolduracağım. Ama şimdi burada kurumuş ekmek var, onu size göstereyim. Diğer fırında onu var. Diğer fırında var. Işlemi. Evet. Anlaşıldı. Fırının soğuması bekleniyor evet, bir süre. Ardından gönderiliyor. Ama hazırı var diyor Ayşe evet, abla. Önceden gönderdim ekmekleri diyor evet. Aşamada. Şu mu? Onu size evet. Gösterelim. Bakalım. Ooo. İçi tıkamasa evet. Ekmek dolu fırını. Onun ne içine... zaman koydun yani? Kaç saat önce? Bu fırın biraz soğuyandan sonra dolduruyorsun. Burada evet. Kuruyacak. 3 gün duracak. 3 gün mü? 3 gün kuruyacak bu burada. Yoksa yiyemezsin. Allah Allah. 3 gün bekliyor. Yani ekmek bayatlamıyor mu Altay? Yok. Bu kadar meşakkatli çalışmalar var. Tekrar bu işler yapılıyor. 3 gündür burada bu ekmekler evet. Dinleniyor. Fırının kendi sıcaklığı geçmiyor bir süre. İçinde yavaş. Kuruyacak. Yanmadan. Ekmek evet. Kuruyor. Kurumadan. Çıkaralım mı? Bakalım çıkaralım. Nasıl olmuş. Dikkatli mi çıkartmak evet. Gerekiyor? Tabii ki. Kırabilirsin. İsmail. Deneyebilirsin. Şu sesi birlikte dinleyelim. Dökülmesin ha. Dökülmesin. Allah Allah. Haritalar var yani fırınlardan aldığınız. Onun kralı bu, kralı. Bak. Evet. Hafiflemiş. Tabii. Acayip kurumuş. Tadına bakabilir miyim? Tabii. Al bakayım şunu. Bak bakalım tadına. Hadi bir kükürdet ona. Ya bakayım. Ya bakayım. Oh, sese bakayım. Oh. Nereden geliyor bu ses ya İsmail? İnsanın ağzının suyunu akıtır ya. Küçük İsmail'in ardından bir lezzet testi de Turgay'dan geliyor. Fırın kurularının tadı, sesinin vaat ettiği gibi lezzetli mi acaba? Tadı çok güzel. Hı? Ayşe abla bu zayıflatmasın insanları. Zayıflatıyor. Hı? Diyet içinde. Ben bunun içine biraz da zayıflasın diye çok tutuldu kepekle. Kepekle koyuyorum. Hanımlar bu galetaları zayıflamak için kullanıyor. Burada doğalı var. Doğalı var. En güzel undan bu yapılmış. Bu da tabii ki buğday yolu. Günlerce bekletilmiş. Tadı güzel. Başka neyle yenebiliyor bu yanında? Başka peynirle, çayla çok güzel yenir bu. Çaya bandırıp yesek. Çayda bandırıp yiyebilirsin. Yoğurtla çok güzel yeniyor bu. Evet, fırınımızı boşaltalım. Hadi yardım et. Biraz önünü almam lazım ki çocuğu içine... Kimi? Döktüğü içine şey yapacak. Fırına girecek. Biraz önünü almam lazım. Yoksa kırılır bu burada. Şunları biraz... İsmail'i fırına mı gönderdin? Evet. Emin misin? Eminim. Girecek. Fırın soğudu mu? Soğudu bu. İsmail kurumasın. Kurumadan. He? İsmail kurumaz onu. İsmail kurumayasın. İsmail alışık bunun içinde. Aslanım benim ya. Sen mi çıkarıyorsun onları orada? Hı. İşte Türkiye'de bir ilk. Fırında pişen ekmek kurularını İsmail çıkarıyor fırının içine girip. İsmail büyüyünce ne olacak bu durum? Kime atacağız? Başka bir İsmail'ler gelir geride. Bol bol torun lazım sana. Torun lazım da he? Çocuk yok. Hanım fırının önündeki kuruları alınca iş... Küçük İsmail'in maharetli ellerine kalıyor. Evet, İsmail montunu çıkarıyor, zorlu göreve hazırlanıyor. İsmail'i fırına gönderiyoruz. Ayakkabılar da çıkıyor, fırın için hazırlık tamam. Hadi bakalım, hadi İsmail. Hadi bismillah, gir içine. Bunu da yaptı davetli misafir. Fırına İsmail'i gönderdi. Hep mi tuttu gidecek? Şu, şuna koy. Hep mi bile gidecek? Bir de İsmail'in mi diyorsun? Evet. Şefin Karahisar'da... Doldur şimdi bunu. Ekmek kurusu yapıyoruz. Toplama usulü çok ilginç. Yapılışı çok uzun sürüyor ama toplama usulü onları fırının içinden çok ilginç. Aynı İsmail madencilerimiz gibi çalışıyor. Giriyor içeriye, ekmek kurularını topluyor. Anneye, babaanneye gönderiyoruz. Küçük İsmail'in işi göründüğü kadar kolay değil. Ne de olsa içeride onlarca fırın kurusu var. Aslanım İsmail'in madenci edasıyla kuruları fırından çıkarıyor. Evet, Şefin Karahisar'da sizin için fırın kurusu yaptık. Öyle fırın kurusu deyip geçmeyin. Tam 3-4 günde hazırlanıyor. 3 günde bu fırında dinleniyor, iyice kuruyor fırının sıcaklığıyla ve hiç bayatlamıyor 6 ay boyunca. Dünyanın her yerine gönderebilirsiniz. İsterseniz suya bandırın, çaya bandırın. Yoğurtla yiyin, üzerine tereyağı sürün,
Isıtsakmış, şimdi aklıma geldi. Bak neler geliyor aklıma, birazdan onu nasıl yiyeceğim? O nasıl bir tereyağı sürebilirsin? Tamam, siz de mutlaka Şef'in Karahisar'a gelirseniz veya gelen bir arkadaşınız varsa sipariş vereceğiniz bir numaralı ekmek. Fırıncı. Giresunlu annelerimizin icadı fırın kurusu, israfı önlemenin en leziz yollarından biri. Üstelik yapımı kolay, yemesi ise tahmin ettiğinizden çok daha keyifli. Şef'in Karahisar ilçesinin adını mutlaka daha önce duydunuz. Peki Giresun'un bu güzel ilçesini ne kadar tanıyorsunuz? Dilerseniz gelin önce muhteşem bir halk oyunu izleyelim. Ardından da Şef'in Karahisar'ın hiç duymadığımız yönlerini bilenlerden dinleyelim. Şef'in Karahisar'dayız. Bir ucu Giresun'da, bir ucu da Sivas'a kadar dayanan o kadar şanslı bir coğrafya ki ulu dağlarla bezenmiş adeta gizli saklı bir bahçe burası. Herkes bilir Şef'in Karahisar ismini ama kimse nerede olduğunu çok fazla kestiremez. Gelinip görünezi bir yerdir. Asil tarihiyle, kültürüyle, güler yüzlü insanlarıyla öyle ürünler yetişir ki burada. Sebzelerin, meyvelerin tadı, kuzuların tadı bir farklıdır burada. Hakikaten biz çok mutluyuz burada olduğumuz için ve belediye başkanımız Sayın Şahin Yılancı'ya çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar bu güzellikleri görmemize vesile oldukları için. Tabii ki ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bir tarafı horonlar, bir tarafı böyle balaylara benzeyen yapısıyla çok farklı. Başkanım nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Şef'in Karahisar sizlerin ifade ettiği gibi Osmanlı döneminde Sancak Beyliği yapmış. Türkiye Cumhuriyeti'ne 1923 ve 33 yılları arasında vilayetlik yapmış. Tarihi bir şehrimiz var. Birçok tarihi eserlerimiz var. Giresun'a bağlıyız ama Karadeniz'den daha içerideyiz ve kültürümüz, örfümüz, adetlerimiz biraz daha Kelkit Vadisi'ne has. İç Anadolu'ya has bir kültürümüz var. İşte horonumuzda, yemeklerimizde gördüğünüz coğrafya da öyle zaten. Coğrafya da öyle, evet. Tabii Şef'in Karahisar'da sizlerin ifade ettiği gibi birçok yetişen meyvemiz, sebzemiz var. Özellikle de cevizimiz, Şef'in cevizi Türkiye'ce ünlü, hatta dünya ünlü bir cevizimiz var. Tutu Karahisar pekmezi. Tutu pekmezi, acak, evet. Yakışıklı amcaları. Öyle mi başkan? O zaman bir türkü isteyelim mi? Ardından da bize başkanım horona bağlarlarsa olur, ne kadar mutlu olur. Oluruz değil mi? İyi olur. Şef'in Karahisar'lı dostlarımızı duydunuz. Şef'in Karahisar hiç duymadığımız saklı kalmış güzelliklerin ev sahibi. Zengin coğrafyası ve kültürü, eşsiz lezzetleri ve coşkulu ezgileriyle ülkemizin yılın her mevsimi ziyaret edilmeyi hak eden bir ilçesi. Sizce de öyle değil mi?
Ha buradan o yanıda garay sarın yolları. Ha buradan o yanıda garay sarın yolları. Dola gelin boynuma o sırmalı kolları. Dola gelin boynuma o sırmalı kolları. Oy Maria Maria, oy nereye nereye. Vuruldum ölüyorum topuk ayı karıya. Vuruldum ölüyorum topuk ayı karıya.